Şimdi arkadaşlar buradan hiç normalite testi yapmadan, hani normal dağılıma sahip olduğunu varsayarak işlem yapalım. Analize giriyoruz. Analizde bakın correlate diyor. Correlate bivariate. Bakın Pearson var. Gördün, Pearson seçili. Ne dersin atıyorum? Mühendise yabancı dil puanı atıyorum. Mühendise giriş atayım. Önce iki tanesini bir görelim. Ondan sonra optionlara bakalım arkadaşlar. Bir şey var mı? Eğer lazımsa mean ses standart deviation'ı bir görebiliriz. OK'ye bastığımız zaman burada işaretli olduğunu, anlamlı olan şeyleri, ilişkiyi işaretli ediyoruz. Şimdi arkadaşlar burada ne görüyoruz? Yabancı dil puanının ortalaması 59'muş. Standart sapması 22. 300 kişi katılmış. Mühendise giriş 59.63. 24'müş ortalaması. 300 kişi katılmış. Yabancı dil puanı ile mühendise giriş puanı arasında arkadaşlar korelasyon değeri 0.69. 0,069. Ya o değil. Şey, o değil. Bu arkadaşlar sıfıra yakın bir değer. Arada ilişki kuruyor. Eğer bu ilişki anlamlılık düzeyinde mi? Kabul edilebilir düzeyinde mi? Zaten significance değeri veriyor bakın. Significance değeri 0,05'ten büyük olduğuna göre bu aradaki korelasyon ilişkisi anlamlılık düzeyinde değildir. Arkadaşlar bu düzeyi deney sayısının çokluğuna ve ilişkiye göre ayarlıyor. Yoktur. İlişki yoktur, anlamlı. Anlamlı ilişki yok. Anlamlı ilişki yok. Arada 0,069 korelasyon değeri var. Anlamlı bir ilişki yoktur. Peki hangisine bakıyoruz? İkisine de bakıyoruz hocam. Bakın. Anlamlı değerine bakıyoruz, korelasyon değerine bakıyoruz. İkisine bakıyor mu? Aradaki korelasyon değeri 0,069, 0,07. Ama bu anlamlı düzeyinde değil. Bu ilişki anlamlı değildir. Tamam mı? Anlamlı düzeyinde değildir. Gelelim şeye bakalım arkadaşlar. Toplam üçünü beraber de alabilirdik. Bakın buraya ben matematik puanı da atayım. Karşılıklı ikisini 2-2 değerlendirmiş olacak. Ne yapmış arkadaşlar? Bakalım. Yabancı dil puanı yani zaten bu yoktu. Bakın yabancı dil puanı ile matematik puanı arasında ters bir şey var. Bak. Eksi 0,002. Ama anlamlı değil. Arada negatif bir ilişki var ama bu ilişki anlamlı değil. Mühendise giriş ile matematik arasında 0,317'lik bir ilişki, R değeri 0,317. Bu ilişki anlamlı mıymış? Evet, anlamlı. Pozitif, anlamlı bir ilişki var. İşte 0,05'ten küçük ya. Evet. Belirtiyorsun. Orta düzeyde 0,7'den yüksekti galiba. 0,9'dan daha yüksek. Çok yüksek falan, mükemmel ilişki falan diye. Kitapta da kaynakta var. Onlar belirtilebilir. Referans göre şuna göre bu değer denmiş denebilir. Ama ilişkinin anlamlı olup olmadığını söyler arkadaşlar. Bu n'e kıyaslayarak bakıyor. Şimdi şurada bakacağımız değerlerden bir tanesi arkadaşlar bakın. 0,3 kabul etsek karesini alırsak bu değerin karesi, r'nin karesi bize değişimin yüzdesini verir. Değişimin yüzdesi. Ne demek? Matematikte bir puanlık değişim orada 0,3'ü alırsak, karesini alırsak 0,10'a yakın bir şey çıkar. %10'luk bir değişime tekabül eder. Veya matematikte bir puanlık değişim mühendislikte %10'la tekabül eder. Matematikte değişimi %10'la ancak mühendislik açıklıyor. Ya da mühendislikte değişimi %10'la ancak matematik açıklıyor diye bir yorum yapıyoruz arkadaşlar. R'nin karesi karşılıklı değişimin oranını verecek. Burası anlaşıldı mı arkadaşlar? Zor bir şey burada. Peki eğer bakalım bunlar gerçekten normal dağılıma sahip mi? Analiz, Descriptive, Explorer, yabancı dil puanı, mühendislik puanı,
matematik puanını buraya attık. Plots'tan normality plots dersek arkadaşlar. Bunların normal dağılıma sahip olup olmadığı dair normalite testinde yapmış oluyoruz. Plot. O plot'tan şey işaretledim. Yani buradan bazı kaynaklar 30, bazı kaynaktan 50 diyor. 30'dan yukarı olduğundan burayı tercih ediyoruz. 30'dan düşük olduğundan burayı tercih ediyoruz. Zaten arkadaşlar her iki durumda da 0.05'ten küçük olduğu için fark nasıl yorumlayacağız? Normal dağılıma sahip mi değil mi? Değildir. Arada... O zaman ne yapıyoruz? Otomatikman arkadaşlar bunu kullan. Zaten şu ikisine de zaten şey gözüküyor ya. 0.05'ten büyükse. Evet. 0.05'ten küçük olursa fark anlamlı oluyor bakın. Burada ne hipotezine göre çalışıyor? H0 hipotezine göre çalışıyor ya. Ne dedik? H0 hipotezi değil. Normal dağılım arasında fark yok diyoruz. 0.05'ten küçük olursa fark var çıkıyor. O zaman arkadaşlar ne yapacağız? Ki, kayıt yapıyor yani devam ediyor. Bunu mühendisin notunu sıraladık. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız? Burada aynı notu alan kaç kişi var? Excel'de formül yazsam mı acaba? Sayın bilgisayar öğretmenim, var mıdır bunun bir formülü? He? En azından aynı notu kaç kişi almış onu buldum arkadaşlar. Formül yazdım. Eğer say dedim. Şuradakiler sayıp kaç kişi olduğunu buluyor. 100 alan 2 kişi varsa 1.5 1.5 olacak. 99 alan 7 kişi. Uf. Şöyle bir şey yapalım. Onun da bir formülü vardır. Buluruz ya bir formül. Bir formül üretiriz yani. Eşittir. Buradaki sıra artı parantez aç 1 bölü şuradaki değer. Ama formülize etmemiz lazım onu ama. Burada sadece şu çıkar da onu da iki basama versek yeterli. ...98'i alan 4 kişi varmış. Ne güzel. 10.25 yapar. Böteciler böyle bir formül bulana kadar arkadaşlar. Nasıl? Ya ben formül yazmıyorum. Bak 50 yazıyorum. Sırf zor yolu göstermek için. 14.33... Bu şekilde sıralamayı yazıyoruz arkadaşlar. 96'yı alan kaç kişi varmış? 3 kişi varmış.
Bir formül edebilir miyiz acaba? Şöyle bir şey yapsam eğer 17 artı 1 bölü eğer say bu değerden şundan kaç tane olduğu biraz daha düşünsen formül bulacağım ya. Benden niye bekliyorsun? Böteci sensin. Hangi derse giriyorsun? Bir, iki, üç, dört tane varmış. Zaten otomatikmen 20, 20, 20 dersek şunları düzelteceğiz. Bulacağız ya. Çözüm yolu buluruz yani. 24 olan 4 kişi varmış. Şurasını 24 yaparsak diyor 24 24 33 olan kaç tane varmış? 93 9 kişi. Uf. Nasıl? Hayır ama şey arada kişiler var ya. Nasıl? Nasıl? Öyle yaptık işte. Şey vereceğim ya. Çekiyor çekiyor evet. Bilmiyorum artık duyacağız. Aynı zamanda şunu denemek istiyorum. Hani şuradaki sırayı versem de aynı korelasyon çıkacak mı? Hepsine aynı yani buçuklu vermeyip 102 falan yazsak olur mu? Onu da görmüş olacağız. Üç kişiye kadar mı var ya? Sittinsene bu yapılma deli ya. Bir formül bulmak lazım. Ben tembel adam böyle dayanamam. Bu şekilde sıralamayı belirledikten sonra arkadaşlar gelelim hazır SPSS'de belirlenmiş şeye. Mühendise giriş sıralaması, matematik sıralaması belirlenmiş. Sağ olsun bir arkadaş hayrına yapmış bu işleri.
analiz, correlate, bivariate. Bunların yerine artık arkadaşlar puanlar değil, sıralamaları koyacağız. Mühendislik matematik sıralamasının neyi işaretleyeceğiz? Spearman'ı işaretleyeceğiz. Birisini kaldıracağız. OK'ye bastığımız zaman arkadaşlar. Buna zaten bakın non-parametrik korelasyon dönüyor arkadaşlar. Ne oldu? 0,325 çıktı. Ve anlamlı. Mühendislikle, sıralamış mühendislik puanı ile matematik puanı arasındaki ilişki anlamlı imiş. Direkt arkadaşlar bu tabloları korelasyon tablosu diyoruz. Karşılıklı iki tabloyu koyuyoruz.